Tahta, ziyaretçim var. Kim lan o? Ne bileyim abi. Ne atarlanıyorsun, manita mı diye soruyoruz ya. 40'lı yaşlarda bir adam işte. Kesin eniştem ha. Adam vefalı adam oğlum. Yufka yürekli adam abi. Bana o kadar yanlışı var. Kalktı nerelere ziyarete geldi. Adam abi, adam. Dönüşte bir menemen kayalım. Geliyorum. Abi niye zahmet ettiniz buraya kadar? Ben zaten tezkereyi alınca hemen sizin yanınıza gelip elinizi öpecektim. Bunu izle Şakir. Abi ne yaptın ya? Kırdım Şakir. Abi kırdın da kolunu falan kırıp bıraksaydın abi tek tek parmakları kırmak ne demek ya? İlk 4 parmakta dişini sıktı. 5.'de bayıldı garibim zaten. Abi. Bir haftam var. O para gelecek. Yoksa ablanı başrolde oynatırım. Abi Şafak 350. Hayırlısıyla tezkeremi alayım. Şu kutsal yük üzerimden bir kalksın vallahi. Bir hafta Şakir. Abi, inan operasyondan başımızı kaldıramıyoruz. Acayip yoğunuz. Lan, kimi kandırıyorsun? Çankırı'da askerlik yapıyorsun, akşama kadar burada patates soyuyorsun. Neyin operasyonu? Rüstem abi, bak abi diyorum abi, nasıl içimden gelerek diyorum. Sana nasıl değer verdiğimi anla. Telefon sende kalsın. Beni izlemeye devam et. Çankırı komandosu. Hayırlı tezkereler. Aşkım, Ayten. Ya yavrum aşkım diyeceğim tabii, ne diyeceğim ya? Ama o dönem eniştemin vefatı bizi direkt kopardı, çok kötü oldu. Yavrum, bir ufak sıkışıklığım var, bana bir çıkma yapsana. Askerden sonra hemen halledeceğim, vallahi bak. Yavrum, söz, nişan, düğün, paket, combo hepsini beraber yaparız, vallahi. Abi bu kızın ağzı çok bozulmuş ya. Ağlar bitti. Beylere bakalım. Buse hangi Buse ya? Lan İstanbullu. Kartımıza çöktün. Dibine bırak da anamızla konuşak. Bekle, bekle. Kardeşim yarım saat oldu oradasın. Yok ya, 3 gündür buradayım da sen son yarım saatine denk geldin. Oğlum bir abartmayın, bir durun. Hayat memat meselesi ya. Bir sabredin be kardeşim. Alo. Anam. Nasılsın? Kurban oldu. İyiyim anam. Burada çok sıra var, arkadaşlara ayıp olmasın. Kısa konuşacağım. Var mı bir yaramazlık? Yusuf amca tarlayı mı satıyor? E ana, İlyas askerden gelince alacak demedin mi? Tamam. İlyas daha fazla veriyormuş de. 50.000 veriyor de. Hadi anam, kurban oldum. Hallet bu işi. Ben yine ararım seni. Hayırlı haberlerini bekliyorum anam. Ellerinden öperim. Ne bekliyorsun kardeşim? Kusura bakma toprağım, hakkını helal et. Hadi devre! Bahçede kuru yemiş, kim yemiş kim yememiş. O yardan haber geldi, beklerin yolun demiş. O yardan haber geldi, beklerin yolun demiş. Ama derdi can derdi. Hasrete katlan terdi. O günler gelir geçer. Düşünme aslan terdi. Aman derdi can terdi. Hasrete katlan terdi. O günler gelir geçer. Düşünme aslan terdi. Söylemiştik
gelsin diye bir mektup Özlem'le beklemişti. Gel tezkere demişti, türküler söylemişti. Gelsin diye bir mektup hasretle beklemişti. Aman derdim can derdi, hasrete katlan derdi. Bugünler gelir geçer, düşünme aslan derdi. Aman derdim can derdi, hasrete katlan derdi. Bugünler gelir geçer. Ya İlyas ne oldu oğlum sana yine ha? O da beni seviyor. Kim? Gülden. Mektup yazmış. Vay kardeşim benim ya. Ulan sen ne yere bakan yürek yakanmışsın ya. İki dakikada nasıl bağladın manitayı ha? Çapkın olur bizim oranın erkeği. Vallahi pes. Hakikaten öyle oluyormuş kardeşim. Öğrenmiş olduk. Tebrik ederim. Ne yapacağım şimdi? Ulan nasıl ne yapacağım? Şimdi en güzel aşamaya geldik oğlum. Mesaj atacaksın kıza ya. Biraz kovalayacaksın. Sevgi, emek ister İlyas. Ne yazacağım peki? Lan oğlum rahat olsana. Ben buradayım. Ben sana yardım edeceğim kardeşim. Al. Hey kurban olduğum ya. Nasıl öderim ben senin hakkını? Bekle bekle. Seni ilk gördüğüm gün öldüm gülüm. Mektubunla yeniden doğdum. Nasıl? Tam ilk mesaj değil mi? Bunu ben mi diyorum? He, sen diyorsun. Of! Aşık olmak ne kadar güzelmiş. Böyle kuşlar, kelebekler insanın içinde kıpır kıpır ediyor. Hadi kardeşim, hadi bırak şimdi kuşu kelebeği ya. Sen mesajını at kardeşim. Hadi çalışmaya başla, hadi. Lan yerli yersiz bayılıyorsun. Hadi be kardeşim. Ne yazacaktık? İlyas Bey, telefona da iyi çöktünüz be. Devrem. Devrem tam 4 gün 50 dakika 31 saniyedir mesaj atmıyor. Ha, şu mesele. Neyse ya. Ne oldu Devrem? Niye gözlerini kaçırıyorsun? Bir şey mi dedi sana? Yok be oğlum. Bir şey demedi bana, ne diyecek? Vallahi bir şey biliyorsun sen. Ya yok be oğlum, bir şey bildiğim yok. De halledeceğiz artık ya. Devrem, ölümü gör. Ya İlyas, üstüme gelme kardeşim. Yemin ettim bir şey söylemeyeceğim diye. Ne olur kardeşim. Vallahi bak, ben de çıkar kendimi çatıdan aşağı atarım. Şşş! Bekle, bekle. Kendini atmak falan yok. Manyak manyak işler yapma ya. Abi kızın sıkıntısı seninle ilgili değil. Annesi rahatsız. Ameliyat olması lazım. 50.000 lira da para lazım. Yoksa Allah korusun kadın gidici. Şimdi İlyas'a söyleme dedi. Yardım etmeye kalkar falan dedi. Mesele bu yani. Giderim tabii. Niye etmeyeyim? Nasıl lan? Tanımadığın insana hemen 50.000 lira şak diye verir misin? Hiç tanımadan olur mu be Devrem? O benim ilk göz ağrım. Ahiretliğim. Böyle şimdi anası kötü dedin ya. Vallahi ciğerim yandı. Sanki benim anam hastaymış gibi, biliyor musun? Şöyle yapalım. Sen bana parayı ver. Ben hemen kıza vereyim, tamam? Gerçek. Tabii lan, manyak mısın? Sana zahmet olmasın Devrem. Ulan zahmet falan olmaz. Sen hemen çek elin parayı, ver bana. Nereden? Lan nasıl nereden? Bankadan. O kadar biriktirmişim. Hiç tanımadığım birine emanet eder miyim? Ben yiyemedim, sen ye. Saf mıyım ben? Yok be oğlum, ne safı ya. Nereye koydun parayı? Anama verdim. Köyde tarlaya gömsün diye. Yedin. Bu devirde en güzeli gömmek zaten. Mecbur alacağız. Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Ulan komutandan izin alacağız, gideceğiz, bir şey yok. Uyursan
Ölürsün. Uyursan ölürsün. İlyas, bak plan gayet basit, tamam mı? Sen hiç konuşmuyorsun, ben hallediyorum. Yok devrem, ne konuşacağım? Abdi, nasıl, komutanın keyfi yerinde mi? Yerinde, yerinde. Beni bugün sadece bir kere dövdü. He, iyi bari. Bak unutma İlyas, hiç konuşmuyorsun. Gerçekten isteyeceksiniz yani izin. Ya. Gel. Şakir Tahta İstanbul Emret Komutanım. İlyas Kopoğlu Sivas Emret Komutanım. Ne var? Komutanım, İlyas Kopoğlu ile beraber mümkünse izinlerimizi kullanmak istiyoruz. Neden ikiniz birden? Komutanım, İlyas'ın annesi çok hasta. Ben de tanırım, ben de çok emeği var. Çok da severim kendisini. Memlekete gidip ziyaret etmek istiyoruz. Geçmiş olsun oğlum. Nesi var annenin? Oğlum, bu sahtekara niye bakıyorsun? Bilmiyor musun annenin hastalığını? Komutanım, arkadaşım... Ya sus lan! Bak seni yoğun döverim ha. Oğlum, anlat. Ne diyeyim ya? Oğlum, konuşsana artık. Komutanım, aslında hasta olan benim anam değil, sevgilimin anası. Vay, vay, vay. Sevgilim var demek. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum komutanım. Peki, nasıl başladı ilişkiniz? 2 hafta kadar oldu komutanım. Evladım, haftalardır çarşı izni vermiyoruz. 300 tane herifin olduğu yerde aşık oldum diyorsun. Benim bundan çıkardığım sonuç şu olur. Bence siz birbirinizle sevgili olmuşsunuz, ha? Yok komutanım, vallahi bu değil. Sus artık, s**tim belamızı, sus. Komutanım. Komutanım, vallahi siz bizi yanlış anladınız. Tugay komutanı gelecek. Bütün bölük ayakta. Denetleme var. Siz derdine düştünüz ha? Lar. Ben kaçın kurasıyım ha?